Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina selavat. Gecemiz mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Herkesin içsel aleminde 3 tane şahsiyeti olduğu gibi devletin de öyledir. Bir beşeriyetimiz var, bir ubudiyetimiz var, bir vazife darlığımız var. Devlet de böyledir. Siyasi faaliyetler, kararları, devletin seyri idaresi. Nasıl bakacağız? Şöyle diyor. Üstad Hazretleri bilemediğimiz için hikmetini Üstad külli bakıyor. Küçük kafalar kişileri konuşur. Öyle bir sözü var ya. Orta kafalar düşünceleri konuşur. Büyük kafalar fikirleri konuşur. Ümmet-i Muhammediye ümmetçilik olduğu için külli bakıyor. Bak İslam karamanı diyor. Amerika YPG PKK'ya Kürtleri sevdiği için yapmıyor. Başka malzeme veriyorum. İki tane aşiret birbirlerinden 50'den ziyade İnsan öldürdükleri halde daha büyük harici bir aşiret hücum edince dahili nisaları kaldırıp harici büyük aşireti def edinceye kadar beraber hareket ediyorlar. Bunları alt alta koyup yani bunlarla kalı olacak inşallah. Baktığımız zaman şimdi birisine düşman oluyoruz. Sonucu söylüyor. Bu çok önemli. Birisine düşman oluyoruz. Aleyhinde bulunuyoruz. Bak kardeşim bir kişiye düşman olurken bakın. Ve gerekçen çok doğru. Çok haklısın. Lütfen bunu kaçırmayın. Çok haklısın. Yani düşman olmakta, itiraz etmekte, aleyhinde bulunmakta, miting yapmakta çok haklısın ve haksızsın. Şuna bakacaksın Risale-i Nur. Kastamonu layıkasının ruhunu söylüyor. Benim düşman olduğum yere kim düşman? Kim oraya dost? Benim düşmanlığım kimin işine yarıyor? Benim düşmanlığım kimin işine yarıyor? O külli bakmaktır. Ya benim kalemimi, cetvelimi aldı. Tamam. Kalemimi aldı, itiraz edebilir. Buna ben düşman olurken bu kalemimi alama. O kalemimi aldı diye düşman olurken haklıyım. Fakat o düşman olduğuma Allah düşmanları da düşmanlık yapıyorsa otomatik ben onlara dost olmuş oluyorum. Bu kalemimden feragat edeceğim ben. Bu haklı gerekçem ortadan kaldıracağım çünkü resim büyük. Resim büyük. Küçük kafa olmayacağız. Basit basit şeylerle tarafkirliğimiz belirlenmeyecek. Oldu ya soğan ve patates zamlandı diye tarafkirliğini Galatasaray, Fenerbahçe bile değiştirilmiyor. Galatasaray başta olsa, Fenerbahçe başta olsa soğana zam gelse adam tarafkirliğini bırakır mı? Topçuluğunu bırakmaz. Ben düşman olduğum yere kim düşman? Tamam. Oraya düşmansa, ben de oraya düşmansam, bununla benim ortak tarafımız var demektir. Düşmanıma, düşman olana ben dostum. Bil veya bilme. Yol böyle çıkar. Yol böyle çıkar. Düşmanıma dost kim ise, ben buna düşmanım. Ona dost kimdir? Bu. Bu da benim düşmanım oluyor. Benim dostuma, kim dost ise ortak tarafımız dosttur. Benim hücum ettiğim yere İslam ve Kur'an vatan hainleri hücum ediyorsa senin o küçük gerekçelerin hiç emniyeti yoktur. İndallah ahirette şunların hücumuna destek vermiş oluyorsun. Kulasa edeyim. Kastamonu layıkası de deme git gitme tarafkir ol tarafkir olma. Bu işte oradan çıkıyor. Kastamonu layıkasından çıkıyor bu. Abdüşmü işte mason. Ya ustad masonum diyor şey diyor. Aleyhinde bulunmadı diyor. Yok ki kafa küçük. Düşünce küçük. Kafa küçük. Düşünce küçük. Bakış küçük. Kalp küçük. Her şey küçük. Ben merkezli yaşayan. Alet olmayın. Kastamonu diş dünyamızı. Emirdağ iş dünyamızı. Tarihçe dostumuzu, düşmanımızı. Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. Sikiyi tasdik, merakımızı gidiliyor, geleceği tanımlıyor, geleceğin üstünü açıyor. Barla, idealist dava adamlarının ruhunu inşa etme adına ruh malzeme deposudur. Ah kardeşim ah, Müslüman olsa sıkıntı olmaz. Müslüman Müslümanlığını bilmiyor. Şimdi
bir yere hücum ediyor. Tamam. Çok haklısın. Kalemini aldı. Bak bakalım biraz. Ey Müslüman, kafayı kaldır. Oraya kim hücum ediyor? Orayı kim takdir ediyor? Eğer İslam, Kur'an düşmanları, vatan hainleri de oraya hücum ediyorsa, sen de hücum ediyorsan, beraber sizsiniz bunun.